Sedef hastalığının bitkisel çözüm yolları diyelim o zaman. Evet, sedefle de ilgili şöyle bir bitki getirdik. Nedir bu bitki? Bu Oregon üzümü. Bu sarı çiçekleri sonra önce yeşil küçük meyvelere dönüşür, sonra da morarır. Mor meyveler oluşur. Meyvesi yenmesi pek hoş değildir. Fakat bunun şu dalının kabuğu ve kökünün kabuğunda alkaloidler içerir. Bu alkaloidler bağırsaktaki mantarları yok edicidir. Klinik araştırması yapılmış. Kim yapmış? Nerede yapmış? Evet, Almanya'da Profesör Doktor Gita 433 sedef hastası üzerinde tedavi denemesi yapmış. Sedef hastalarını tedavi etmiştir. Yine Almanya'dan Profesör Doktor Wiesenau ve Profesör Doktor Lütke, evet, 82 sedef hastasını tedavi etmiştir. Bugüne kadar deniyorduk efendim sedefin sebebi işte keratin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. Hücre günde dakikada 10 milyon hücre ölür. Bir insanın bünyesinde, vücudunda 10 milyon hücre ölür. Ve 10 milyon yeni hücre devreye girer. Hücreler bölünerek çoğalır. Eski hücre ölür gider, yerine yeni hücre. 10 milyon dakikada. Günde bir insanın bünyesinde 15 milyar yeni hücre devreye girer. Günde her gün insan bünyesi ne oluyor? Yenileniyor. Sürekli biz yenileniyoruz. Farkına varmıyoruz. Günde 15 milyar hücre ölüyor, yerine 15 milyar yeni hücre. İşte ilim adamlar diyorlardı ki efendim sedefin sebebi hücre bölünmesi, yenilenmesi sırasında keratin denen bir protein var. Bu protein işte yeterli gelmiyor. Bundan dolayı ortaya çıkıyor deniyordu. İtalyan asıllı Doktor Simoncini yapmış olduğu araştırmalarda sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. 100 yıldır söylenen sözün boş bir laf olduğunu belgeledi. Ve böylece Almanlar da bununla ilgili klinik araştırması yaptılar. Mahonya, bu şu çiçeğinin meyvesini gördüğümüz bitki, sedefe karşı dünyada en etkili bitkidir. Buna Oregon üzümü de denir. Oregon üzümü. Bunun dalının yaprağı ve kökünün kabuğundan elde edilen bitki ekstresi, özütü.